Evet, bu videomda hangi erkek eşini sevdiği halde sevdiğini söyleyemez. Eşini takdir edemez. Eşini beğendiğini söyleyemez. Dikkat edin, söylemez demiyorum. Söyleyemez. Evet, bazı erkekler eşlerini sevdikleri halde olumlu anlamda bunlardan hiçbirisini söylemezler. Kimler bunlar? İlk sırada özgüven sorunu olan erkekler. Yani kendini değersiz gören, kendini yetersiz gören, kendisini önemsiz gören erkekler karısını takdir edemez. Onun bir kıyafetin ona yakıştığını söyleyemez. Onu sevdiğini dile getiremez. Çünkü onu dile getirmek, eşini yüceltmek, kendini alçaltmak demektir. Eşini yücelttiği, eşini önemsediği için kendisinin değerini kaybettiğini düşünür. Kendi değersizliğinin üzerine ona değer verdiğini düşünür. Onun için onun da değerli olmasını istemez. Bu şekilde yapacak olursa eşinin kendisini istismar edeceğini düşünür. Onun için bu tür ifadeleri söylemekten maalesef uzak durur. Bunu söyleyemeyen ikinci grup ise çocukluğunda kadını ilk geceden korkutacaksın. Kadına önem vermeyeceksin. Kadını şımartmayacaksın. Çünkü eğer şımartacak olursan bu kadın başına çıkar. Bu kadın sana yulları takar. İşte bu zihniyette büyümüş, bilinçaltı bu şekilde kodlanmış olan erkekler maalesef cesaret edip eşlerini sevdiklerini söyleyemezler. Kıyafetlerini beğendiğini söyleyemezler. Kendilerinin güzel olduğunu söyleyemezler. Takdir edemezler. Çünkü böyle yapacak olurlarsa bu kadınlar şımaracak. Şımardığı zaman başına çıkacak. Şımardığı zaman kendisine yulları takacak. Şımardığı zaman seni ezecek, seni değersizleştirecek. İşte böyle bir korku ve böyle bir kaygından dolayı maalesef eşlerine açık ve şeffaf davranamazlar. Üçüncü grup erkeklerse küçüklüğünde sevgi görmemiş, ilgi görmemiş, takdir, övgü, beğeni görmemiş. Daha doğrusu bunların ne olduğunu bilmiyor. İçinde sevgi duygusu var ama bu sevgi duygusu nasıl aktive edilir, nasıl dışarıya yansıtılır? Annesinden, babasından veya kendisine bakım verenlerden görmemiş. Görmediği için de bu tür şeyler ona yabancı geliyor. Yani kısacası duygusal zeka noktasında gelişemediği için bu konuları anlamıyor, bilmiyor. Ve kendini değiştirmek, geliştirmek adına da bir şey yapmıyor. Çünkü bu öğrenilebilir bir davranıştır. Bütün duygularımızı dışarı nasıl yansıtacağımız konusunda kendimizi geliştirebiliriz. Ama bu anlamda bir gayretin içine girmiyor. Dolayısıyla bu üç grup erkek ne yazık ki kendi eşlerini içlerinde sevdiği halde, içlerinden beğendikleri halde onları diline dökemezler, eşlerine onu söyleyemezler. Oysa ki doğru ve sağlıklı olan şey sevdiğimiz kişiye sevdiğimizi söylemektir.